Arkadaşlar, Delphi'de değişken tanımlama işlemleri. Değişken tanımlamak bir yazılım dilinde çok önemlidir. Bu değişkenleri ne kadar akıllıca, ne kadar doğru bir şekilde kullanırsanız yazılımınız ve programcılığınız o derecede esneklik ve kullanışlılık sağlar. En önemli şey değişken tanımlarken Delphi'de var denilen bir komut kullanmak zorundasınız. Bunu bir örnek olarak çalıştır butonunu çift tıklayarak 10 klik olayına bir şeyler yazalım. Var komutunu kullanıyoruz. Diyelim ki değişken olarak da bilgi diyerekten bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenin tipi ise string olsun. String tipinde bir değişken tanımlamış olalım. Arkadaşlar, eğer siz Delphi'nin açmış olduğu şu begin ve end arasına bilgi tanımlayacak olursanız bu artık tanımlanmamış, bu iş olmamış olur. Olması gereken yer bu bilgileri tamamen prosedür ismiyle begin arasına şu bölgeye yapacaksınız. Yani şu bölge sizin değişken tanımlama aracınız olarak kullanılacak. Şunu highlight yapalım. Şurası arkadaşlar. Burası bizim değişken tanımlayacağımız alandır. Oraya yapıştıralım. Evet, işte doğru bir değişken tanımlama usulü bu. Değişken tanımlamamızın doğru olup olmadığını anlamanız için hemence Ctrl F9 ile compile, derleme işlemine geçelim. Evet, derleme işlemi doğru. Şimdi değişkenimize bir değer atalım. Kontrol boşluk ile bilgi değişkenimizin adını çıkardığımızda bakın otomatik olarak ne olmuş oldu? Kontrol alt tanımlama yerinde bizim değişkenimiz var diyerekten bakın burada tekrar özellikle gözüküyor. Var ismi burada gözüküyor ve bilgi string tipinden, metin, text tipinden bir değişken olduğu otomatik olarak gözüktü. Ve Enter'la bunun içerisine bir sabit bir değer atayalım. Adana diye. Bu değişkenimizi atadık. Bunu gösterelim. Nerede gösterelim? Şu edit kutusunun içerisinde bu değişkenimizi gösterelim. Değişkenimizin adı ne? Edit 1. Evet. Enter diyelim. Edit 1. Yine kontrol boşlukla ve metrik özellik isimlerinde yine kontrol boşlukla çağırdık. Bakın property özellik olduğu otomatik olarak gözüküyor. Eşittir. Ne olacak? Bilgi olacak. Evet. İşte şu kısım arkadaşlar sabit bir değişken atama yeri. Burada bir string tipinde değişken tanımlama yeri ve bu değer atanmış, sabit değer atanmış bilginin nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağına dair bir örnektir. Gayet güzel. Evet, çalıştıralım. İkinci formumuza geçelim. Çalıştır butonu tıklıyorum. Evet, şu Adana bilgisi otomatik olarak edit kutusuna ne oldu? Atanmış oldu. Bu bir değer atama işlemine, değişkeni kullanma ve bu değişkeni atama işlemine dair gayet güzel bir örnek. Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Şu var değişkenini kesinlikle beginet blokları içerisinde kullanamazsınız. Bakın otomatik olarak burada uyarı hemence verdi. Bu burada olmaz manasına. Evet, buna çok dikkat edeceğiz. Bir diğer dikkat edeceğimiz değişken tanımlamada dikkat edeceğimiz usul rakamla başlayamaz. Mesela 12 bilgi diyerekten başlayamazsınız. Bakın tekrar dikkat edin. Delphi'nin hatalı olduğuna dair size uyarısı altını kırmızı çizgiyle çiziyor. Demek ki rakamla değişken adlara başlayabilecek. Ama bundan sonra rakam kullanabilirsiniz. Rakam kullanabilirsiniz. Tabii burada 12 diye değişken tanımladım. Diyor ki daha önceden sen bu 12'leri kullandın. Bundan sonra bilgi diye kullanamazsın. Bakın kontrol boşlukla tam 12 değişkeni otomatik olarak bunu algıladı. Ve sizi ipucu penceresinde otomatik olarak bunu gösterdi. Bir diğer dikkat edeceğimiz olay saçma karakterler. İşte yüzde, end, with, efendim bunları kullanamazsınız. Saçma diye tabir edilen karakteri kullanamazsınız. Eğer illaki iki kelimeden oluşan bir
değişken ismi kullanmak isterseniz o zaman alt tire kullanabilirsiniz. Yani şu tarzda bir alt tire kullanabilirsiniz. Bir diğer dikkat edeceğimiz olay boşluk olamaz. Yani şurada bir boşluk tuşu ile normal adı soyadı yazar gibi, normal metin yazar gibi yazamazsınız. Buna da dikkat edeceğiz. Bir diğer şey Delphi komutu kullanamazsınız. Mesela şuraya if diyerekten bir değişken tanımlayamazsınız. Bakın burada kontrol boşluğa basıyorum. If yazıyorum. Bu hemence template'den takas dosyasından bir komut olduğunu işareti olarak hem burada size gösteriyor, hem burada bunu uyarıyor ve burada da altını çiziyor. Üç ayrı noktadan sizin bu işi yapamayacağınıza dair bir bilgi sunuyor. Demek ki Delphi komutları veya Pascal komutları kullanamazsınız. Değişken tanımlamalarına dikkat edeceğimiz usuller bunlar. Bu şekilde de değerlere sabit bir bilgi atayıp bunu kullanabiliriz. Bir başka değişken tanımlayalım. Hem de iki tane tanımlayabiliriz. Aynı tiptense adı soyadı diye iki tane değişken tanımlayıp bu adı soyadına isim, sabit bir isim, bilgi atayabilirsiniz. Hemence bunları atayalım. Efendim. Sonra bunu kullanalım. Önce adı değişkeni artı. Eğer bu artı ve araya boşluk korsanız adı ve soyadı bir anda edit kutusunda gösterilecek. Evet, gayet güzel bir hem sabit bir değer atama işlemini şurada soyadı değişkenine soyadı bilgisini sabit değişken olarak tek tırnak içerisinde atama işlemlerini ve bunun sonucunu her ikisini birden edit kutusuna atayacağımıza dair gayet güzel bir örnek. Çalıştıralım. Evet, çalıştır dediğimizde bakın Mehmet güverdik. Bu edit kutusunu biraz küçük tutmuşuz. Onu birazcık genişletelim. Şöyle olsun, şu da şöyle olsun. Hatta bunu şöyle ortaya alalım. Bunu da bunun altına alalım. Efendim, şöyle. Evet, tekrar çalıştıralım. Çalıştır dediğimizde bakın şu boşluk, oradaki boşluk. Her iki bilgiyi de tek bir text kutusunda ne olmuş oldu? Göstermiş oldu. Bu bilgiyi de bu şekilde kullanmış olduk. Burada özellikle integer tipinden bir değişken tanımlamış olalım. Bunun adı sayı isimli bir değişken olsun. Integer. Sıfırdan artı sonsuza kadar ve sıfırdan eksi sonsuza kadar kullanılan bütün sabit yani ondalıklı olmayan, virgülü olmayan bütün sayıları integer diye tabir edebiliriz, tanımlayabiliriz. Yine edit kutusunda bunu hemen remark'la yapalım. Edit 1'den önce şu sayı değişkenimize bir değer atayalım. Kaç atayalım? 15 değerini atayalım. Sonra edit 1 kutusuna text özelliğine bu 15 ile yani sayı isimli değişkeniyle bakın burada sayı değişken say yazmama rağmen buradaki özellikle şöyle işaretleyelim. Şuradaki ipucu penceresinde bu sayı değişkeni gözükmüyor. Burada tanımlanmasına rağmen. Sebebi edit 1 bir text'tir. String'tir. Ve buna biz integer atamak istiyoruz. O zaman bu iş olamaz. Ne olacak? Önce bu integer'ı string'e çevirmeniz lazım. Integer to string. Arkadaşlar en çok kullanacağımız fonksiyonlardan birisi bu. Yani integer'ı neye? String'e. Bu ea manası var. Özellikle integer'ı string'e çevir. Evet. Neydi integer'ımız? Integer'ımız sayıydı. Bakın otomatik olarak artık bu sayı değişkeni biraz önce gözükmemesine rağmen
burada var değişken integer tipinden efendim sayı adlı bir değişken olduğu otomatik olarak ipucu penceresinde bize gözüktü. Enter'la bunu kabul edelim. Çarpı ne diyelim? 20 diyelim. Veya 15 diyelim. 15 kere 15 225. 225 değerini bize göstermesi lazım. Derleyelim. Evet. Sayı değeriyle 15 çarptı ve sonucu edit kutusunda yazacak. Bakalım. Evet. Çarptı. İşlemlerimiz doğru. Şurada gözüktüğü gibi sayı değişkeni burada tanımladık. Sayı değişkenine sabit bir değer atadık ve şurada çarpma işlemini gerçekleştirdik. Bu çarpma işleminin sonucunu string'e çevirdik. Niçin string'e çevirdik? Edit 1'in text özelliğinde gösterebilmek için. Evet. Gayet güzel bir örnek. Bu işlem oldu. Bir diğer değişken şöyle yapalım. Sonuç olarak bunu yazsın. Yani sonuç eşittir cümlelerinde kullansın. Sabit bir bilgiyle bunu yazalım. Sonuç eşittir. Şuraya da boşluk koyduk. Evet, artı. Bu şekilde bir derleyelim bakalım ne oluyor. Evet. Tekrar çalıştıralım. Derleme işlemi doğru. Çalıştıralım. Giriş çalıştır. Bakın sonuç eşittir. Şurada gördüğünüz gibi tekrar sabit bir bilgi tanımladım. Bunu da ilave ettim. Şuradaki boşluğu da koydurdum. Oradaki boşluk tam şuradaki boşluğa denk geliyor. Şuradaki boşluk ise şuradaki boşluğa denk geliyor. Sonuç ise zaten malum. Şurasının tamamı sonuç. Evet. Bunu da çıkalım. Burada sabit değişkenleri kullanma ve kullanma yerleriyle alakalı bir örnek yapmış olduk. Arkadaşlar çok önemli olan olaylardan bir tanesi de bunu ayrı bir ders olarak yapalım. Bütün ne kadar değişken tiplerimiz var onların tanıtımına bir sonraki derste geçelim. Arkadaşlar Delphi'de değişken tanımlama işlemleri. Değişken tanımlamak bir yazılım dilinde çok önemlidir. Bu değişkenleri ne kadar akıllıca, ne kadar doğru bir şekilde kullanırsanız yazılımınız ve programcılığınız o derecede esneklik ve kullanışlılık sağlar. En önemli şey değişken tanımlarken Delphi'de var denilen bir komut kullanmak zorundasınız. Bunu bir örnek olarak çalıştır butonunu çift tıklayarak 10 klik olayına bir şeyler yazalım. Var komutunu kullanıyoruz. Diyelim ki değişken olarak da bilgi diyerekten bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenin tipi ise string olsun. String tipinde bir değişken tanımlamış olalım. Arkadaşlar eğer siz Delphi'nin açmış olduğu şu begin ve end arasına bilgi tanımlayacak olursanız bu artık tanımlanmamış, bu iş olmamış olur. Olması gereken yer bu bilgileri tamamen prosedür ismiyle begin arasına şu bölgeye yapacaksınız. Yani şu bölge sizin değişken tanımlama aracınız olarak kullanılacak. Şunu highlight yapalım. Şurası arkadaşlar. Burası bizim değişken tanımlayacağımız alandır. Oraya yapıştıralım. Evet, işte doğru bir değişken tanımlama usulü bu. Değişken tanımlamamızın doğru olup olmadığını anlamanız için hemence Ctrl F9 ile compile derleme işlemine geçelim. Evet, derleme işlemi doğru. Şimdi değişkenimize bir değer atalım. Kontrol boşluk ile bilgi değişkenimizin adını çıkardığımızda bakın otomatik olarak ne olmuş oldu? Kontrol alt tanımlama yerinde bizim değişkenimiz var diyerekten bakın burada tekrar özellikle gözüküyor. Var ismi burada gözüküyor ve bilgi string tipinden metin text tipinde bir değişken olduğu otomatik olarak gözüktü. Ve enter'la bunun içerisine bir sabit bir değer atayalım. Adana diye. Bu değişkenimizi atadık. Bunu gösterelim. Nerede gösterelim?
şu edit kutusunun içerisinde bu değişkenimizi gösterelim. Değişkenimizin adı ne? Edit 1. Evet. Enter diyelim. Edit 1. Yine kontrol boşlukla özellik isimlerini de yine kontrol boşlukla çağırdık. Bakın property özellik olduğu otomatik olarak gözüküyor. Eşittir. Ne olacak? Bilgi olacak. Evet. İşte şu kısım arkadaşlar, sabit bir değişken atama yeri, burada bir string tipinde değişken tanımlama yeri ve bu değer atanmış, sabit değer atanmış bilginin nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağına dair bir örnektir. Gayet güzel. Evet, çalıştıralım. İkinci formumuza geçelim. Çalıştır butonuna tıklıyorum. Evet, şu Adana bilgisi otomatik olarak edit kutusuna ne oldu? Atanmış oldu. Bu bir değer atama işlemine, değişkeni kullanma ve bu değişkeni atama işlemine dair gayet güzel bir örnek. Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Şu var değişkenini kesinlikle beginet blokları içerisinde kullanamazsınız. Bakın otomatik olarak burada uyarı hemence verdi. Bu burada olmaz manasına. Evet, buna çok dikkat edeceğiz. Bir diğer dikkat edeceğimiz, değişken tanımlamada dikkat edeceğimiz usul, rakamla başlayamaz. Mesela 12 bilgi diyerekten başlayamazsınız. Bakın tekrar dikkat edin. Delphi'nin hatalı olduğuna dair size uyarısı altını kırmızı çizgiyle çiziyor. Demek ki rakamla değişken adlara başlayabilirsiniz. Ama bundan sonra rakam kullanabilirsiniz. Rakam kullanabilirsiniz. Tabi burada 12 diye değişken tanımladım. Diyor ki daha önceden sen bu 12'leri kullandın. Bundan sonra bilgi diye kullanamazsın. Bakın kontrol boşlukla tam 12 değişkeni otomatik olarak bunu algıladı. Ve sizi ipucu penceresinde otomatik olarak bunu gösterdi. Bir diğer dikkat edeceğimiz olay saçma karakterler. İşte yüzde, end, bit, efendim. Bunları kullanamazsınız. Saçma diye tabir edilen karakteri kullanamazsınız. Eğer illaki iki kelimeden oluşan bir değişken ismi kullanmak isterseniz o zaman alt tire kullanabilirsiniz. Yani şu tarzda bir alt tire kullanabilirsiniz. Bir diğer dikkat edeceğimiz olay boşluk olamaz. Yani şurada bir boşluk tuşu ile normal adı soyadı yazar gibi, normal metin yazar gibi yazamazsınız. Buna da dikkat edeceğiz. Bir diğer şey Delphi komutu kullanamazsınız. Mesela şuraya if diyerekten bir değişken tanımlayamazsınız. Bakın burada kontrol boşluğa basıyorum. If yazıyorum. Bu hemence template'den takas dosyasından bir komut olduğunu işareti olarak hem burada sizi gösteriyor, hem burada bunu uyarıyor ve burada da altını çiziyor. Üç ayrı noktadan sizin bu işi yapamayacağınıza dair bir bilgi sunuyor. Demek ki Delphi komutları veya Pascal komutları kullanamazsınız. Değişken tanımlamalarına dikkat edeceğimiz usuller bunlar. Bu şekilde de değerlere sabit bir bilgi atayıp bunu kullanabiliriz. Bir başka değişken tanımlayalım. Hem de iki tane tanımlayabiliriz. Aynı tiptense adı soyadı diye iki tane değişken tanımlayıp bu adı soyadına isim, sabit bir isim, bilgi atayabilirsiniz. Önce bunları atayalım. Efendim. Sonra bunu kullanalım. Önce adı değişkeni artı. Eğer bu artı ve araya boşluk korsanız adı ve soyadı bir anda edit kutusunda gösterilecek. Evet, gayet güzel bir hem sabit bir değer atama işlemini şurada soyadı değişkenine soyadı bilgisini sabit değişken olarak tek tırnak içerisinde atama işlemlerini ve bunun sonucunu her ikisini birden edit kutusuna atayacağımıza dair gayet güzel bir örnek. Çalıştıralım. Evet, çalıştır dediğimizde bakın Mehmet güvendik.
bu edat kutusunu biraz küçük tutmuşuz. Onu birazcık genişletelim. Şöyle olsun. Şu da şöyle olsun. Hatta bunu şöyle ortaya alalım. Bunu da bunun altına alalım. Efendim. Şöyle. Evet. Tekrar çalıştıralım. Çalıştır dediğimizde bakın şu boşluk, oradaki boşluk, her iki bilgiyi de tek bir text kutusunda ne olmuş oldu? Göstermiş oldu. Bu bilgi de bu şekilde kullanmış olduk. Burada özellikle integer tipinden bir değişken tanımlamış olalım. Bunun adı sayı isimli bir değişken olsun. Integer. Sıfırdan artı sonsuza kadar ve sıfırdan eksi sonsuza kadar kullanılan bütün sabit yani ondalıklı olmayan, virgülü olmayan bütün sayıları integer diye tabir edebiliriz, tanımlayabiliriz. Yine edit kutusunda bunu hemen remarkla yapalım. Edit 1'den önce şu sayı değişkenimize bir değer atayalım. Kaç atayalım? 15 değerini atayalım. Sonra edit 1 kutusuna text özelliğine bu 15 ile yani sayı isimli değişkeniyle bakın burada sayı değişken sayı yazmama rağmen buradaki özellikle şöyle işaretleyelim. Şuradaki ipucu penceresinde bu sayı değişkeni gözükmüyor. Burada tanımlanmasına rağmen. Sebebi edit 1 bir text'tir. String'tir. Ve buna biz integer atamak istiyoruz. O zaman bu iş olamaz. Ne olacak? Önce bu integer'ı string'e çevirmeniz lazım. Integer to string. Arkadaşlar en çok kullanacağımız fonksiyonlardan birisi bu. Yani integer'ı neye? String'e. Bu ea manası var. Özellikle integer'ı string'e çevir. Evet. Neydi integer'ımız? Integer'ımız sayıydı. Bakın otomatik olarak artık bu sayı değişkeni biraz önce gözükmemesine rağmen burada var değişken integer tipinden efendim sayı adlı bir değişken olduğu otomatik olarak ipucu penceresinde bize gözüktü. Enter'la bunu kabul edelim. Çarpı ne diyelim? 20 diyelim. Veya 15 diyelim. 15 kere 15 225. 225 değerini bize göstermesi lazım. Derleyelim. Evet. Sayı değeriyle 15 çarptı ve sonucu edit kutusunda yazacak. Bakalım. Evet. Çarptı. İşlemlerimiz doğru. Şurada gözüktüğü gibi sayı değişkeni burada tanımladık. Sayı değişkenine sabit bir değer atadık ve şurada çarpma işlemini gerçekleştirdik. Bu çarpma işleminin sonucunu string'e çevirdik. Niçin string'e çevirdik? Edit 1'in text özelliğinde gösterebilmek için. Evet. Gayet güzel bir örnek. Bu işlem oldu. Bir diğer değişken şöyle yapalım. Sonuç olarak bunu yazsın. Yani sonuç eşittir cümlelerinde kullansın. Sabit bir bilgiyle bunu yazalım. Sonuç eşittir. Şuraya da boşluk koyduk. Evet artı. Bu şekilde bir derleyelim bakalım ne oluyor. Evet. Tekrar çalıştıralım. Derleme işlemi doğru. Çalıştıralım. Giriş çalıştır. Bakın sonuç eşittir. Şurada gördüğünüz gibi tekrar sabit bir bilgi tanımladım. Bunu da ilave ettim. Şuradaki boşluğu da koydurdum. Oradaki boşluk tam şuradaki boşluğa denk geliyor. Şuradaki boşluk ise şuradaki boşluğa denk geliyor. Sonuç ise zaten malum. Şurasının tamamı sonuç. Evet. Bunu da çıkalım. Burada sabit değişkenleri kullanma ve kullanma yerleriyle alakalı bir örnek yapmış olduk. Arkadaşlar
çok önemli olan olaylardan bir tanesi de, bunu ayrı bir ders olarak yapalım. Bütün ne kadar değişken tiplerimiz var, onların tanıtımına bir sonraki derste geçelim.